çok fazla tepeden baskı yapıyormuş gibi gösterirseniz kendinizi, belki yapmıyorsunuz ama konuşmalar onu hissettiriyor. O da ister istemez bizdeki dalga boyunu biraz daha büyütüyor. Bütün müdahale edilmesin diyorsun. Bu sözle müdahale. Belki ya politikaya doğrudan şunu yapacaksın arkadaş demiyorlar. Ama sözle şey bile, müdahale bile, sözle benim tavsiyem budur demeniz bile piyasada işe çok karışılıyor, çok müdahale ediliyor ve işin başındaki direksiyona oturttuğunuz kişi asıl politikayı yürütmesi gereken kişi, yani para piyasalarıyla ilgili konuşuyorum. O oturup önündeki verilere bakıp karar alacakken bir de yukarıları acaba orada nasıl karşılanır düşünürse o zaman rahat hareket edemez ve piyasa da zaten bunu gördüğü için eğer aralarında kötü niyetli işte kur çetesi dediğiniz insanlar da varsa daha çok fazla oynar, daha fazla dalga boyunu yükseltir. Ona dikkat etmek lazım. Donald Trump diyor ki fiilen de Twitter'da bence başkanlığını ilan etti. Yönetiyor, yapıyor. Tabii, uzunca yani, bir süre. Tabii, talimatlar veriyor. İlk defa bir Amerika'da, ilk defa dünyada bir lider sosyal medyadan bu kadar büyük bir etki yaratıyor ve bütün faaliyetlerini şu an kadar Twitter'dan yapıyor. Bu aslında sosyal medyanın da ne kadar büyük bir devrim olduğunu bize göstermesi açısından çok ilginç bir şey. Şimdi Donald Trump en baştan beri Amerika'yı siz yıktınız, yok ettiniz, mahvettiniz, ekonomiyi zayıflattınız dedi. Barack Obama'ya IŞİD'i sen yarattın dedi. Hillary Clinton'a döndü. Orta Doğu'daki terörizm senin yüzünden bu kadar çok güçlendi dedi. Açık açık söyledi. Amerika'yı açık açık söyledi. Evet. İki gün önce basın toplantısı yaptı. İlk defa basın toplantısı. Bütün münazaralarda söyledi ama karşılıklı atışmalarda açıkça söyledi ama dün değil evvelsi günkü basın toplantısında da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken açıkça dedi ki IŞİD'i yaratan Barack Obama ve Hillary Clinton Amerika'sını bitirip gerçekten IŞİD'le Rusya ile çalışacağım diyen bir başkanla karşı karşıyayız. Ve diyor ki Amerika'yı güçlendirmek zorundayız çünkü bunlar zayıflattı diyor. Ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'a diyor ki sen diyor özellikle faizleri yükseltmedin bugüne kadar Hillary Clinton başkan olabilsin diye. Faizleri yükselteceksin dedikten 5 gün sonra Janet Yellen ilk defa tonunu bu kadar sertleştirdi. Biz ona ne dedik? Hep güvercin dedik. Janet Yellen geçen sene 4 kez faiz arttıracaktı. Hatırla Aralık başında 4 kez faiz arttırmak bir yana ikinciyi bile yapmadı. Şimdi hemen açıkladı Donald Trump'ın sert çıkışlarından sonra Amerikan Merkez Bankası Fed en az 3 kez faiz arttıracak dedi. Bu bizim için iyi bir şey değil. Bu bizim için kötü bir şey. Yani biraz önce Vahap abinin söylediği şey artık bize faizler artırıldıktan sonra para gelmeyecek demek. İçerideki para çekilecek demek. Sisli bir ortama giriyoruz demek. İçeri para gelmeyecekse biz içeride ne yapacağız? Dolar niye bu kadar yükseldi? Dolar bu kadar yükseldi bir kez büyük bir para çıkışı var. İkincisi şirketler dolar bozdurmadılar. Çünkü dolar borçları var. Özel sektörün şu andaki borcu 210 milyar dolar. Bu ikilem nasıl aşılabilir? Lütfen sözünü unutma. Yani bir taraftan da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Yani elinde doları olan ve bu doları bir şekilde kullanan veya manipüle edenleri de kastediyor büyük ihtimalle. Ne olacak yani orada? Şimdi bir aslında, şirketler bakımından da kolay bir durum aslında değil. Aslında şimdi başlangıçta güzel operasyonel adımlar attılar. Aslında bunu çok duyurmadan. Çünkü duyurunca dışarıya karşı daha fazla ya burada bir panik havası da var hissi veriyor.